İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 22 Eylül 2013 Pazar. The Magpie dergisinin 3. sayısındaki son örneği incelemek üzere beraberiz. Hemen 3. sayıyı açalım ve o son örneği inceleyelim. 24. sayfaya gidiyoruz yine. Scratch Patch bölümü. O zor diye sona bıraktığımız örnek buydu. Number Guessing Program. Numara tahmin programı. İşte 1 ile 100 arasında bir sayı tutuyorsunuz aklınızdan kullanıcı olarak. Bu programda onu bulmaya çalışıyor. Nasıl bulmaya çalışıyor? Bir tahminde bulunuyor. Size soruyor bu mu diye. İn veya çık diyorsunuz. Bildiğimiz sayı bulma oyunu. Yaptığı şey şu. Lower limit, upper limit yani alt limit ve üst limit olarak 1 ile 100'ü belirliyor. Siz in çık dedikçe yani tahminde bulunduktan sonra in deyince upper limiti aşağıya çekiyor. Çık dedikçe lower limiti yani alt limiti yukarıya doğru itiliyor. Ve böylece tahmin aralığını daraltıyor ve sayıyı buluyor. Bunun için 10 hakkı var. Repeat 10 döngüsü koymuş şuraya. Bunu istediğimiz gibi yapmakta serbestiz ama 10 yapalım. Yani 10 hakkı var. Bu programın zorluğu iç içe else'ler var. Şimdi if else blokları var. If else bir tane şöyle büyükçe var. Onun içinde bir tane daha if else var. Onun içinde bir tane daha if else var. Bunların nasıl çalıştığını vurgulamak açısından güzel bir örnek. Şimdi bakalım. Girişte şey kısmım var. Bunu Türkçe olarak yazacağız. Oyun hakkında bilgi verme. İşte şey oynayalım. Gel seninle sayı bulma oyunu oynayalım. 1 ile 100 arasında bir sayı tut. Eğer benim tahminim senin tuttuğun sayıdan büyükse in de yani iyi gir. Burada şöyle demiş. L ve H yani low high. Bilirsem de evet anlamında Y'ye gir demiş. Bunları yapacağız. Şimdi 4 tane değişkenimiz var. Tahmin, alt limit, üst limit ve kullanıcı girdisi. Bunları set edeceğiz. Sonra repeat 10 döngüsü içinde soracak ve doğru cevapları, verilmesi gereken cevapları işte low burada, high burada, yes burada. Yani bizim Türkçe yapacak olursak in, çık, evet. Bunlara hiçbiri olmazsa ama diyeceksen bana hani evet, in ve çık diye cevap verecektin diyecek. Böyle bir şey var. Şurada evet dediğimiz yerde yes, I got it. Yani evet bildim yaşasın yehu falan deyip stop script diyecek. Program bitmiş olacak. Şimdi hemen şeye gidip başlayalım. Bu burada dursun. Programımızın olduğu için arada belki geri dönüp bakmamız gerekebilir. Scratch'i çalıştıralım. Ben biliyorsunuz şeyi değiştirmeyi çok seviyorum. Buradaki sprite'ları her seferinde aynı olmasın. Kediciyi sildim. Yeni bir tane seçiyorum. Animals olsun yine. Animals'dan. Şurada güzel bir kelebek var, arı var, bir tane şey var, yengeç, o da güzel. Kediler, köpekler, dinozorlar. Biz bunu kelebekle. Şu garip kelebekle. Nasıl? Şu. Şu iyi. Bunu aldık. Şöyle dursun. Bir de background'u değiştirelim. Stage'e bastım. Background'a geldim. Import dedim. Kelebek nerede olur? Doğada olur. Nerede olur? Çiçeklerin üzerinde olur. Şunu seçelim. Nereye konsun? Şuradaki evet şurada dursun. Konuşma balonu buralarda bir yerde olacak çünkü. Şu bölgede bir yerde olacak. Bu burada dursun. Çok renklerin uyumundan pek anlaşılmıyor ama olsun. Böyle olsun. Tamam. Şimdi stage'deyiz. Her zaman söylediğim gibi Pride için script yazmak üzere sprite'e tıklıyorum. Böylece bu bölge
Script'e geleyim. Yazmaya uygun hale geliyor. Kontrol, yeşil bayrak, yani başlangıç hemen. Şu değişkenleri bir tanımlayalım önce. Ve bunları Türkçe yapacağız. Bir alt limitimiz var. Alt çizgi, limit yazıyorum. Bir tane üst limitimiz var. Üst limit diye yazıyorum. Bir tane tahmin var. Bu kelebeğin tahmini. Bir tahmin sayısında bulunacak. Bir de bizim cevabımız var. Kullanıcı girdisi. Öyle diyelim. Kullanıcı girdisi. Okey. Bunları tamamladık. Ve hemen şeydekini biraz tersi yapıyorum. Alışkanlık olarak en başta. Yani çok önemli değil ama şimdi söylenecekleri önce söyleyip sonra şey yapmış. Yani burada değişkenlere atanması gerekenler atamış. Ben bunu ters yapıyorum. Sebebi şu, yani programın çalışmasını etkilemez ama alışkanlık olarak değişkenlerin tanımlanmasını en üstte ilk sıraya almak iyi bir uygulama alışkanlığı. Şimdi alt limit, üst limit hepsi burada. Kullanıcı girdisi burada dursun. Şöyle yapıyorum. Alt limiti alta, üst limiti üste koyuyorum. Tahmin, bu da kelebeğin tahmini. Kullanıcı girdisi de şurada dursun. Bunların ekranda durmasına gerek yok ama programdaki hataları bulmak için iyi bir şey oluyor. Sonra kaldırırız. Yani her şey düzgün çalıştığında bunları kaldırırız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu şeyleri set alt limit. Alt limiti 1. Şimdi 1 ile 100 arasında tutacağımız için sayıyı üst limit oyt değil üst limit 100 olsun. Yine şey açısından hiçbir programla ilgisi olmamasına rağmen alt limiti alta üst limiti üste koydum. 101. Bir de tahmin var. Tahmin. Bu kelebeğin tahmini. Bunu boşluk giremiyorum. Tahmin. Şöyle yapalım. Sildim ve bunu daha önce girebiliyordum ama herhalde sayı olduğu için interesting. Bunu da araya koydum. Yani alt limit, üst limit. Sadece bu kendini iyi anlatsın diye. Bir de kullanıcı girdisi var. Kullanıcı girdisini de şuradan kullanıcı girdisi ona da sıfıra eşitliyorum. Ve şimdi bize şey söyleyecekleri var. Lux say hello'yu alıyorum. Buradaki hello'yu şuna değiştiriyorum. Haydi seninle sayı bulmaca oyunu oynayalım. Aklından bir ile yüz arasında bir sayı gördüğünüz gibi uzadıkça uzuyor ve buraya geldi. Bunu devam ettireceğim. Uygulamadaki, yani örnekteki şey kelimeler daha kısa olsa bile buraya geldi. Ben bir tahminde bulunacağım ve sana o da çok uzun oldu canım. Şöyle yapalım. Bunları da yazmasına gerek yok artık. Ve bu kadar uzun bir cümle 2 saniye durmasın. 7 saniye falan dursun ekranda. Düzgünce okunabilmesi için. Şimdi altına bir tane daha say hello. Eğer bilirsem
Şöyle diyelim, eğer aklından tuttuğun sayıyı bilirsem, evet anlamında E gir. Burada şu önemli, küçük E gireceğiz. Büyük küçük şeylerle uğraşmayacağız. Onları yapabiliyoruz aslında. Bu da ne kadar dursun? 4 saniye dursun. Ondan sonra bir de bir şey daha söylesin. Tuttuğum tahminim, tahmin ettiğim sayı, şöyle diyelim. Tahmin ettiğim sayı senin aklından tuttuğun sayıdan büyükse in anlamında iyi gir. İyi gir. Girin anlamı yani iyiye basıp enter'e bas. Altta input yani girdi kutusu çıkıyor. Şu da uzun oldu. O da 4 saniye olsun. Bu giriş bölümünde saniyelerce beklemiş olacağız. Ve buraya da benzer şekilde küçük ise tahminim küçük ise ne desin şey desin çık anlamında Ç harfi gir. Şuraya da şöyle yapalım. Sağ taşta şöyle kaydırdım. Şunu da yapabiliyordum hatırlarsanız. Böyle küçülttüğüm zaman burayı, burası böyle uzuyor ve her şeyi burada görebiliyorum. İ harfi gir. Kursörü şuraya tıklayarak buraya getiriyorum. İ harfi gir. Bunlar programcılıkla direkt ilgili olan şeyler değil ama bir programın kendini kullanıcıya iyi anlatabiliyor olması lazım. Onun için böyle uzun uzun yaptım. Bu da 4 saniye. Şöyle 4 saniye. Ve bu arada Sounds'tan bakın ne yapacağım. Import Music Loops'tan bakalım. Çok kısa. Uzunları vardı bunların. Enstrüman, human, erkek, perküsyon, vokal. Müzik loop, müzik loop. Evet. Bayağı uzun ve Garden şey ismi de bizim programımıza uygun görünüyor. Şöyle, bunları anlatmaya başladığında Sound'dan Play Sound Garden'ı çalmaya başlasın. Şimdi bakalım, program yazmadık daha hiçbir şey. Sadece girdiği yaptık, süslemeler yaptık. Şöyle sahneye geçelim ve başlatalım. Haydi seninle sayı bulmaca oyunu oynayalım. Aklında 1 ile 100 arasında bir sayı tut. Ben bir tahminde bulunacağım. Evet, aklına tuttuğun sayı bilirsem evet anlamında eğer tahmin ettiğim sayı senin aklına tuttuğun sayıdan büyükse in anlamına ilgili. Benzer şekilde tahminin küçük ise evet. Müzik de aşağı yukarı süreye eşit. Tabi denemeler yaparken bu kısım baya bir şey olmaya başlayacak. Şimdi programda deneme yanılma yaparken zamanımızı almaya başlayacak. O zaman ne yapacağız? Bunu şöyle dışarıya alacağız. Bir kenarda duracak.
Bu kısmı direkt pas geçip program çalışacak. Her şeyi bitirdiğimiz ve programı güzel çalışır hale getirdiğimiz zaman bunu yine yerine koyacağız böyle. Şimdi siz ana fikri biliyorsunuz. O yüzden ben bunu buraya koydum. Programın içinde olan bir şey değil bu. Ve şeye başlayalım. Tahmin. Nereye koyayım bunu? Şöyle şurada bir yerde dursun. Şurada bir tahmini sıfıra getirmiştim. Halbuki şunu şöyle yapmam gerekiyordu. Pick random 1 ile 100 arasında. Yani tahmin change koymuşum. Burada bir de yanlışlık var. Sen dışarıya bakayım. Set. Bazen bunu yapıyorum. Yani bu doldururken fark etmediğim, sonradan izlerken fark ettiğim şeyler oluyor, hatalar oluyor. Yalnız bir şekilde bir yerde onu programın amaç çalışması olduğu için çalıştırmak için sonuçta o hatayı düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Bunlar için şimdiden özür diliyorum. Tahmin. Set tahmin 0 yerine yani 0 değil daha ilk başlangıçta bir tahminde zaten bulunuyor. Bu şey döngüye girmeden önce bir tane bir tahmin sayısı var o. Ve döngü başlasın. Kontrol repeat on. On tahminde bulunacak ve soracak. Şuraya bir operators koyuyorum. Join. Bu join'i öğrendik artık iyice. Tuttuğun sayı veya şöyle diyeyim, bu çok uzun olmasın. Sayı bir tane daha join koyuyorum. Şuraya şeyi koyuyorum. Tahmin var ya burada, tahmin etti. Tahmin mi olabilir mi acaba dersen bakın. Şimdi 100 mü, 90 mı? Bunlar şeye uymuyor. Gelen sayıya doğru ses uyumu olmuyor. Ama ona şöyle yaparsak join tahmin olabilir mi acaba? Dediğimiz zaman o problemden kurtuluyoruz. Mi acaba deyip gülen bir yüz yapsın. Şimdi zor kısmı başlıyor. Sordu. Kullanıcı girdisine bunu set etmesi lazım. Set. Sensing'e giriyoruz. Cevabı şuradan kullanıcı girdisine sokuyoruz. Ve burada şeyler başlıyor. İşte zor kısım dediğimiz. Aslında kolay olduğunu göreceksiniz. If else. İç içe 3 tane if else var. Biraz kafa karıştırıcı oluyor ama şimdi satır satır incelersek o kadar da zor olmadığını anlayacağız. Şuradaki if else'in amacı şu. Şurada neydi? Cevaplar in anlamında in, çık anlamında çık. Bildiyse evet. Şimdi şöyle yapalım. İlk olarak eğer şuraya operatör koyuyorum ve eşittir koyuyorum. Ve buraya şu kullanıcı girdisi var ya, onu koyuyorum. Şimdi bir kullanıcı girdisi de bir değişkenim var. Bunu koydum. Eğer in ise şimdi bunun bir üst limiti var ya, bir de bir tahminde bulundu. Şimdi demek ki diyelim ki şey 50 tuttuk. 1 ile 100 arasında bir sayı. Bu bize dedi ki 80. Biz 50 tutmuştuk. İn diyeceğiz. İn deyince ne olacak? Demek ki 80 ve yukarısındakiler değil. O zaman şöyle yapacak. Bakın buraya set üst limit şuraya da operators'tan karma işlemi koyuyorum. Üst limit eksi 1. Evet doğru. Üst limitten bir aşağısı. Neden bir aşağısı? Bakın tekrar edelim. Biz 50 tuttuk. Bu 80 dedi.
Olur mu böyle? Üst limiti kullanıcı girdisi değil tahminden. Şimdi tahmin değil. 80 tahmin etti. Üst limit içinde 79 olması lazım artık. Yani 50 tuttuk. Bize 80 dedi. 80 dahil yukarıdakilerin hiçbiri değil. Tahmini 80'di. Demek ki üst limitin artık 79 olması lazım. Böylece buradaki yaptığı tahminin bir eksiği artık üst limit oluyor. Üst limiti düzeltti. Şimdi iyi değil, iyiyse böyle. Yani in dediğinde böyle. İn demediyse, yani kullanıcı girdisi iyi değilse, o zaman nedir? Çık veya evettir. Çık konusunu işlemek için yine bir tane daha if else koyuyoruz. Şuraya. Şuradan bir tane kopyalıyorum. Bakın kopyalamak için şu mantıksal ifadenin yeşil şeyin şuradaki bir boşluğundan bir yerinden şöyle duplicate diyorum. Buraya koyuyorum ve şunu çe ile değiştiriyorum. Çık demiş olabilir. Yani eğer kullanıcı girdisi iyi değilse sırada mesela çık var, çık olabilir. O zaman da bundan çoğaltıp alt limiti bir yukarıya taşıması lazım. Yani tahmininden bir yukarıya. Şuradaki eksi işareti üzerinde sağ tuşa basıp artı dediğin zaman artı bir. Şöyle tekrar sayısı olarak düşünelim. 1 ile 100 arasında biz yine 50 tuttuk. Kolay olsun diye öyle diyorum. Bu tahmin olarak 25 dedi. Ben çık diyeceğim tabii ki. Çık deyince 1'den 25'e kadar olan sayıların hiçbiri değil. Demek ki alt limit artık 26. Bilmiyor ama 26. Yani tahmini 25'ti. Alt limitin yani tahminine bir eklediği zaman o artık onun alt limiti olmuş olacak. Bu kadar basit sanırım net bir şekilde anlaşılmıştır bu. Şimdi i ise bunları yaptı. Değilse başka bir cevap olabilir. Ç. Ç de değilse bir de ne var? Evet var. If yani bulmuş olması gerekiyor artık. Şuraya giriyorum. Ve yine şuradaki ifadenin üzerinde yeşil yerde bir yerde duplicate diyorum. Şuraya koyuyorum. Kullanıcı girdisi evet ise şöyle yapıyor. Lux'tan say desin ve şöyle desin. Hey yaşasın buldum aklından tuttuğum sayıyı. Ünlem nokta gülen yüz 2 saniye değil bunun keyfini çıkarmak için 7 saniye falan olsun. Şimdi bakalım. Repeat'in içinde i ise bir şeyler yaptık. Ç ise bir şeyler yaptırdık. E ise bir şeyler yaptırdık. E de değilse bizim şimdi i, ç, e'den başka vereceğimiz bir cevap yok. O da buraya geliyor artık. Bunların hiçbiri değilse biz yanlış bir şey basmışızdır. Mesela q, a, işte ne bileyim d falan basmış. Yanlış bir girdi yapmışızdır. Ha şunu yazayım şuraya unutmayayım. Yani buldu ya artık şeyi. Stop script var. Şuraya stop script diyoruz. Yani bunun tamamı script. Kod, program satırları onları stop yapıyor. Ha else geri dönelim. Bize şöyle demesi lazım. Bir sistemkar şekilde say şöyle desin. Ama hani bana i virgül ç ya da e diyecektin. Ve şöyle bir de
üzgün surat yapalım ve bu o kadar uzun olmasın, 3 saniye boyunca olsun. Sonra şöyle bir şey var. Program bitti sayılır aslında. Tahmini repeat on döngüsünden önce ilk tahminini yapmıştı ve burada sordu. Burada bir sürü işte kullanıcı girdisine onu yerleştirdi. İ mi, Ç mi, E mi, o da değilse işte buradaki şeyleri girecek. Bilemediyse bir tahmin daha bulunması lazım. Tahmini burada yaptı. Bizim buraya da bir tahmin koymamız lazım. Onu da şöyle yapacağız. Tekrar set şuraya, döngünün en altına koyuyorum şuraya. Diyorum ki tahmin operators'tan pick random number 1 ile 10 arasındayı artık şöyle yapıyorum. Değişkenlerden alt limitle üst limiti oynaya oynaya sıkıştırıp tahmin aralığını daraltıp bir tahminde bulunuyor ya, o zaman şöyle yapıyorum bakın. Şu repeat döngüsünün içinde bütün buralardan geçti, bilemedi falan ama alt limitle üst limitini ayarladı. Artık bir tahminde daha bulunacak. Alt limit, üst limit. Yani alt limit ve üst limiti değiştirdiğini göreceğiz. Ve bu da bittikten sonra şöyle yapıyorum. Bakın bunu yukarı kaydırmak istiyorum. Kaymıyor. Şuraya bir şey yapmak istiyorum. İlave stop all koyacağım. Olmuyor. Ne yaparım? Şöyle bir üçkağıt yaparım. Bunu aşağıya kaydırdığım zaman yanda scroll çıktı. Onu aşağı doğru kaydırınca burada yeterli yerim oldu. Kontrolden hop aşağı inip stop all diyorum. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? İlk deneme için şimdi şunu şu araya koyacağım. Ve şöyle yapalım. Bunu sahnede izleyelim. Şimdi tahmini 0. Daha programı çalıştırmadık. Alt limit 1. Üst limit 100, kullanıcı girdisi 0. Çalıştırıyorum. Müzikle şey yaptı. Haydi seninle sayı bulmaca oyunu oynayalım. Aklından biri de 100 arasında bir sayı tut. Ben bir tahminde bulmacayım. Eğer aklından tuttuğun sayıyı bilirsem evet anlamında E gir. Tahmin ettiğim sayı senin aklına tuttuğun sayıdan büyükse iyi anlamında iyi. Benzer şekilde tahminin küçük ise çık. Sayı 76 olabilir mi acaba diyor. Ben kolaylık olsun diye 50 tuttum aklımdan. 76 bakın 1 ile 100 arasında 76 tahmininde bulundu. Ben ne demem lazım? İn demem lazım. İn dedim. Bakın hemen üst limiti 75 yaptı. 76 ve yukarısı doğru olmadığı için artık 1 ile 75 arasında bir tahminde bulunuyor. Ve 28 50'den küçük olduğuna göre çık demem lazım. Çık diyorum. Çık dediğim anda bakın alt limit 29 oldu. 29 ile 75 arasında. Ve 56 diyor. 50 için in demem lazım. İ yazıyorum. Enter'a basıyorum. 54 diyor. Üst sınır 55 yaptı. Biraz önceki cevaptan dolayı. Hala in demem gerekiyor. İn dedim. Bu sefer 39 dedi. Bakın çık diyeceğim. Alt limit 40 olacak. Çünkü 39 doğru cevap değil. Çık diyorum. 39 dahil onun altındaki sayıların hiçbiri doğru olmadığı için alt limitini 40 yapacak. Ne diyorum? Çık. Ç. Enter. 40 oldu. 40 ile 53 arasına kadar sıkıştırdı. 46 olabilir mi acaba? Hala aşağıda 50 idi sayım. Çık diyorum. Sayı 50 olabilir mi acaba? Bakın 47 ile 53'e kadar sıkıştırdı alanı ve tahmini 50. Artık bana evet demekten başka bir şey düşmüyor. Evet diyorum. Boom. Hey yaşasın bulduğum aklından tuttuğun sayı falan diye sevindi. Şimdi şeyi test edelim. Oyunu bir daha başlatıp. Burasını dinleyelim tamam. Biraz vakit kaybı oluyor ama ben de bu arada bir yudum çayımdan alayım. Şimdi tahminde bulunsun. Sayı 8 olabilir mi acaba diyor. Peki yanlış bir girdi yapayım. Onu da test etmemiz lazım.
Yanlışlıkla i'ye basacağım. Hemen onun yanında şey var, şeye basmışım. Diyor ki ama hani bana i, ç ya da e diyecektin diyor. Sayı 51 olabilir mi acaba? Bakın, şimdi biz programı aynen yazdık. Program bir seferde doğru çalıştı. Ama ben bu programda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Gelin onu bir beraber düzeltmeye çalışalım. Şimdi demin 8 tahmin etmişti. Ben yanlış bir cevap girdim. Tuttu, bir tahminde daha bulundu. 51. Yani benim hatam yüzünden tahminini değiştirdi. Bu doğal ve normal bir şey değil. Yani o 8 tahmin etti ya, ben doğru cevap, yani in veya çık ya da evet deyinceye kadar, yani doğru bir girdi verinceye kadar o 8 tahminine devam etmesi doğal olanın. Durmadan kafasından ben yanlış yaptıkça, bakın tekrar yanlış yapayım, A giriyorum, yine şey diyor, İ, Ç ya da E diyecektin diyor. Sayı 12 olabilir mi acaba? Her seferinde ayrı bir tahmin. Bu pek çok büyük bir hata olmasa bile hoş değil. Onu düzeltelim. Düzeltmenin yolu da bir tane değişken tanımlamak. Şöyle yapalım. Make a variable yanlış, küçük harfle yazayım bunu. Yanlış kullanıcı girdisi. Şimdi bunu da set edip şuraya yanlış kullanıcı girdisi 0 diyeyim. Şöyle yanlış kullanıcı girdisi 0'sa bir şey olmasın. Bu 1 olduğunda, yani yanlış kullanıcı girdisi 1 demek şu demek olsun. Kullanıcı, yani ben yanlış bir girdi yaptım demek olsun. Bu nerede geçerli? Aşağı doğru indiriyorum. Şey diyor ya burada, ama hani bana iyi şey, işte bunu diyor ya, yani yanlış girdiğim yer burası. O zaman hemen oraya set, hop, bazen böyle programı herhangi bir yerinde, mesela şurayı yanlışlıkla çift tıkladığınızda program çalışabiliyor. Yanlış kullanıcı girdisi 1 olmuş olacak. Burada yanlış kullanıcı girdisi oldu. Ve bunu nerede kullanacağım ben? Tahminde bulunuyor ya. Nerede tahminde bulunuyor? Şurada. Alt limit, üst limit var. Şunu şöyle dışarıya alıyorum önce. Şu alt satır, şu araya tekrar rahatlıkla girebiliyor muyum? Evet, girebiliyorum. Şu tahmini ancak şu şart ile yapsın. Tek if kullanıyorum burada. Ve buraya diyorum ki operatörlerden eşitlik koyuyorum. Değişkenlerden yanlış kullanıcı girdisi 0 ise, yani 1 ise kullanıcı yanlış girmiştir ya. Eğer yanlış kullanıcı girdisi 1 ise, yani sıfır değilse, sıfırdan farklı bir sayıysa, buradaki tahmini yapmayacak. Ancak sıfır ise, yani ben bir önceki i, ç ya da e girdiysem, şuraya uğramamış olacak. Şu else'deki buraya uğramamış olacak ve bunu bir yapmayacak. Peki, bunun bir de şey olması lazım. Şunu kullandı, yanlış kullanıcı girdisine kullandı. Bu eğer sıfırsa tahmininde bulundu. Bunun hemen altına da şeyi tekrar sıfırlamam lazım. Umarım çok kafa karıştırıcı olmuyordur. Tekrar sıfırlamam lazım. Yani testini yaptı. Sıfırsa bir yerimi tahminde bulundu ve bunun sıfır yaptı. Sıfır idiyse zaten yine sıfır oluyor. Ama bu bir idiyse, yani şuraya uğradıysa, neredeydi o? Şurada. Şu bir yaptığım yer burası. Eğer bir olduysa, buradaki bu yeniden tahmini yapmayacak. Bu yanlış kullanıcı girdisi değişkeniyle işim bitti artık. Onu tekrar sıfırlamam lazım. Onu tekrar deminki yerine koyuyorum. Neresi? Şurası. Yani döngünün en altı. Bakın. Burada. Şimdi bakalım her şey aynı şekilde olacak mı? Bir de şey koyayım. Yeni bir sound ekleyeyim. Import
Müzikten ziyade efekt olsun. Şimdi ne olabilir? Doing falan gibi bir şey arıyorum ama. Bu iyi. Tamam, water drop olsun. Şöyle yapsın. Scripts'te sound'da play sound water drop'u şurada. Ama sen hani bana şunları girecektin dediği yerde böyle boing diye bir ses çıkarsın. Hey, bulduğum yaşasına da bir ses koyalım. Import. Efektlerin içinde yok. Vokale bakalım. Vokaller. Aa, bu güzel bakın. Bu çok güzel. Bildiği zaman şunu söylesin. Çok sevindi ya bulduğuna. Şu ses girsin. Hey, buldum vesaire diyor ya. O şarkı eşliğinde bunu desin. Şimdi bu uzun bir program oldu. Bunu kaydedeyim. Save this project. Daha önce müzik diye bir şey kaydetmişim ben. Sayı bulma oyunu. Sayı bulma. Bu alt çizgi bana çok eski programcılığın DOS zaman, MS-DOS zamanından kalma bir alışkanlık. Artık yeni programların çoğu boşlukları kabul ediyor file name'lerde birçok yerde ama ben yine de o alışkanlıkla, göz alışkanlığı alt çizgiyi kullanıyorum boşluk yerine. Böylece bu tamamı tek bir kelime gibi oluyor. Sadece bir alışkanlık. Bir anımı anlatmış oldum size. Peki şöyle yapalım. Test edelim şimdi. Başla bakalım. Böyle bir müzikle giriş. Ben de çayımı içeyim bu arada. Şu yanlış kullanıcı girdisi de aslında şeyde kalmış. Tahmin bir. Bir şeyler yanlış olma ihtimali de var. Şunu büyüteyim. Yanlış kullanıcı girdisi de şurada olsun. Limitler burada. Tekrar böyle yapıyoruz ve başlıyoruz. Sayı 83 olabilir mi acaba? Şimdi hemen ilk başta bir yanlış şey yap gideyim. Bakın, şimdi şurada göreceksiniz. Yanlış kullanıcı girdisi neler olacak? 9 diyorum. Pardon, Q. Kullanıcı girdisi Q ve şey dedi. Bakın şey de çalıştı. 83 diyor ya, bir 83 tahmini var. Ben yine yanlış bir şey gireyim. A. Ve yine 83 diyor. Böylece sürekli bana 83 soruyor. Daha iyi, daha doğru bir şey oldu. Yanlış kullanıcı girdisini hep sıfırda görüyorsunuz. Çünkü onu hemen kullanıp tekrar sıfırlıyor. Yani lazım olduktan hemen sonra tekrar sıfırladığı için burada yanlış kullanıcı girdisini sıfır görüyoruz. Program şimdi doğru çalışıyor, görünüyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şunları çıkarıyorum, daha keyifli olacak. Bunların artık ekranda olmasına gerek yok. Ve tekrar save diyorum. Save project. Ve tam ekranda oyunu bu sefer son olarak oynuyorum. Ve bu bölümde burada bitecek. Başlatıyorum. Haydi seninle sayı bulmaca oyunu oynayalım. Aklında 1 ile 100 arasında bir sayı tut. Eğer aklından tuttuğun sayı bilirsem evet anlamında. Evet, tahmin ettiğin sayı aklından tuttuğun sayıdan büyükse in. Aksi durumda Ç harfi gir. Ve başladı. 70 olabilir mi acaba diyor. Ben kolaylık olsun diye yine 50 tuttum. 70 olabilir mi acaba diyor. Hayır diyorum ben. İn. 37 olabilir mi acaba? Hayır. Çık. Ç girdim. 68 olabilir mi?
in. 47 olabilir mi? Çık. Ç, enter. 62 olabilir mi? I, enter. 54 olabilir mi? In. I, enter. 49 olabilir mi? Şimdi bilmiş olacak artık. Çık. Limiti artık 53 ile 49'un arasına sıkıştırdı ama bu random attığı şey bu aralıkta 53'e denk geldi. Ama çok yaklaştı. Yani 10 seferden önce bulabiliyor. Onu da yazdırabilirdik. Hey yaşasın şu kadar seferde buldum falan da diyebilirdik. Onu eklemeyelim ama daha önceki başka programlarda yapmıştık. 53 olabilir mi? İn diyorum. 50 olabilir mi acaba diyor. Evet diyorum. Hey yaşasın buldum aklından tuttuğum sayıyı. İşte bu. Bugünkü derdimiz de bu kadar idi. Bayağı da neşeli bir oyun oldu. Eğer anlamadığınız zor gelen yerler varsa videoyu durdurup geri alıp o kısmı tekrar dinleyebilirsiniz. Olabildiğince şu karışık kısmı anlatmak için detaylı anlatmaya çalıştım. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama uzun bir ders oldu. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Bir sonraki ders şeye bakacağım. The Magpie dergisinin dördüncü sayısına. Bir iki sayıda sadece Scratch dersi yok. Hangisi sırada bilmiyorum. Belki dört, belki beş. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.